Ah be çocuk, ah be, ah be evlat. Ah, çok şükür ilaç tesirini gösterdi. Daha da iyi olacaksın evladım. Sen git yat usta. Bekleme başımda. Nasıl gidip de yatayım? Uyku tutar mı bu gözler be evlat? Hadi be, bir gayret et. Biraz daha iş şundan. Hadi. Tamam. Sen hiç hasta olmazdın. Öyle çarşının ortasına yığılıp kalınca... Şuracığıma bir ağrı saplandı. Şu ihtiyar halimde varım da yoğum da sensin. Allah aşkına topla kendini. Sen böyle eriyip gittikçe ben hepten kahroldum. Senden beter bittim be oğul. Çok acıyor usta. Yüreğim çok acıyor. Bu aşk daha kaç merhaleden geçecek? Daha ne kadar sınanacak? Gücüm yok. Bu eve geldiğin ilk akşamı hatırlar mısın Ahmet? Küçücük, yersiz yursuz bir serçe gibiydin. Kolunu kanadını kırmış hayat. Anacığın yeni vefat etmiş. Nur içinde yatsın. Kucağıma sığınmış, başını göğsüme yaslamış. Hiç kimsem kalmadı. İçim çok acıyor ustam demişti. Sen de başımı yüreğinin üstüne yaslamış. Dinle demiştin. Bu yürek böyle vurdukça sen kimsesiz değilsin. Olmayacaksın demiştin.
O gün geçmeyecek sandığın acı zamanla azaldı. Yok olmadı ama eskisi kadar acıtmadı. Yarın da böyle olacak. Allah kuluna kaldıramayacağı yük yüklemez. Geçecek usta. Geçecek. Evet. Geçecek. Sen nereden buldun o iğneyi? Sermet'in dükkanından. Uykunu mu alamadın? Halin iyi değil. Yo. İyiyim, iyiyim. Abi, hadi geç kalacaksın. Sahura kadar neredeymiş Sermet Efendi? Bilmem, kendisine sormak lazım. Anna, sahurdan sonra mutfağa girdin mi hiç? Yo, ne oldu ki? Birisi kayısı yağını, balı filan çıkarıp ortalık yerde bırakmış. Ben de acaba sen misin diye merak ettim. Yok, benim yağla balla ne işim olur ki? Cümleten hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Afiyettesinizdir inşallah. Yine keyfin yerinde abi. Ya nasıl olmasın hemşire? Halaların sultanı gelmiş. E bilseydim daha önceden gelirdim. Nerede olduğunu bilseydik haber verirdik belki Sermet. Eve gelmemek için mühim bir sebebin olsa gerek. Sabah sabah benimle uğraşma istersen Ferhat. Sen git şekerciyle bakırcıyla uğraş. Hanımım, halanızı uyandırayım mı? Aman Elif sakın ha. Kendi uyanana kadar kapısının önünden dahi geçmeyin. Sonra bütün gün uykusuz bir ufunet alayla başa çıkamayız. Peki hanım. Yahu uyandırsın, uyandırsın. E gitmeden bir göreyim kendisini. Uyandır sen. Hem evin şu kasvetli havası dağılır biraz. Bu gelenler kim acaba? Gelişine bakılırsa ya valide sultan ya da bir paşanın mahremi. Saray adetine ne kadar uzaksınız kızım. Olsa olsa haremin kalfasıdır bu gelen. Sübhanallah, sübhanallah, maşallah. Devlet-i Aliye topraklarında böyle bir güzelliğin varlığından nasıl olur da bugüne kadar habersiz kalırım? İsminizi bahşeder misiniz? Ufunet. Maşallah, maşallah. İsminiz de sizin gibi müstesna. Eğer valide sultanımız sizi görseydi hiç düşünmez genç şehzademizle izdivacınızı talep ederdi. Acaba siz ne dersiniz bu işe? Ufunet Hanım? Ufunet Hanım? Ufunet Hanım?
Uyanın. Ay ne var be ne var. 4 aylık üstadelerim ilk kez netice verdi. Onu da bir cariye mahvetti. Hanımım. Allah seni. Allah seni. Onun içinde kayısı, bal, kil neler var sen biliyor musun? Hepsi ziyan oldu. Hanımım bağışlayın. Sermet Bey gitmeden sizi görmek istedi. O sebepten uyandırdım. Sermet mi dedin? Ha? İyi iyi. Hadi git. Uyandığımı haber ver. Şimdi geliyorum paşama. Hadi git git. Peki hanım. Peki hanım atmış. Ay paşam benim. Ahmet, oğlum. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? İyiyim usta. İyiyim. Hı-hı. İyiyim. Evladım ne kıpraşıp duruyorsun? Yat yerine dinlen. Bir şey istiyorsan söyle ben getireyim. Yok ustam. Yok. Mutfağa gideceğim. Lan delirdin herhalde. Bu halde mutfağa mı gidilir mi? Usta. Gitmem lazım. Vazifemi aksatırsam mahcup olurum. Hayır efendim. Müsaade etmiyorum. Usta. Şu haline bak. Bir de inat ediyorsun. Kendi başına ayağa bile kalkamıyorsun. Sen yat dinlen bugün. Ben dükkana geçerken Emin Usta'ya haber gönderirim. Usta, bari dükkana geleyim. Burada böyle bir başıma. Tabii. Dükkana gelsen iyi olur. Gözümün önünde olursun hem. Ama yürüyebilecek misin? Yürürüm usta. Hadi. Yürürüm. Dijuba. 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 Hadi sabah oldu kızım. Hayırlı sabahlar. Bu şişe... Onu dün gece dolabın içinde buldum. Arkaya bir yere sıkışıp kalmış. Bunun burada olduğunu bilmiyordum. Şemsinur Kalfa, şişenin kapağını açınca bir an bir şey hatırladım. Ben bu kokuyu tanıyorum. Ne hatırladın? Onu kokladığım ve kalbimin üstüne koyduğum bir anı. O anı yaşamıştım. Ah, Allah'ım sana şükürler olsun. Bak umutsuzluğa kapılıyordun. Belki de böyle böyle hatırlayacaksın. İnşallah. Bu şişe nedir peki? Ahmet, daha sözlenmeden önce seni paşazadeye istediklerinde senin için bir koku yapmış. İşte sen de duyduğun ne varsa katmış içine. Sonra onu sana verecek bir fırsat bulmuş ki şişe elinizden kayıp düşmüş ve kırılmış. Sözlendikten sonra bir gün elinde bu şişeyle çıka geldi. Kırılan kokudan daha güzelini yaptığını söyledi. Buna senin kokunu saklamış. Öyle demişti. Sen de gıdım gıdım sürerdin bitmesin diye. Çok güzel bir kokuydu. Buna ne koymuş da bu kadar güzel kokmuş demişti rahmetli annem. Sen de şişeye aşkı koymuş. Ondan sebep böyle güzel kokuyor demiştim. Bak. Hala çok güzel. Rayası hiç uçmamış.
İhsan Usta Ahmet'i buldu mu acaba? Benim yüzümden başına bir şey geldiyse... Aa, vesvese yapma. Koskoca adam ne gelecek başına? Çok merak ettim ama. Ben hareme gidiyorum. Az işim var. Dönüşte çarşıya uğrar, Ahmet'i de sorarım. Oldu mu? Ha, öğleden sonra da Hırka-i Şerif ziyareti var. Erkenden gidip döneyim. Siz de öğleye hazır olun. Vakitlice gidip gelelim. Tamam. Gördün mü, geldi. Kendi ayakta uyurken beni uyandırmaya çalışıyor. Aman benim. Ay ay ay. Aman benim güneşim şimdi doğdu. Benim sabahım şimdi oldu. Ay ay. Sermet'imi ne kadar özlemişim ben. Ay ay. Halaların sultanı. Geleceğini bilseydim Yemen'den tahtını getirtirdim yahu. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bu vakitte uyanacağına ihtimal vermemiştim hala. Aman kızım, ne verirsen ver bilmem ama... şu Elif'i başımdan al. Yeter ki ayağıma dolanmasın. Hem nasıl uyanmayayım? Ay, Sermet halasını bekliyor dediler. Ay, kurban olsunlar sana. Halaların sultanı, ben dükkana epey geç kaldım. İftar vakti hasret gideriz artık, olur mu? Olur paşam, olur. Sen işinden geri kalma. Hadi bakayım. Sermet. He. Seninle konuşmam lazım. Odaya gelsene. Olur. Otursana. Nedir mesele Ferhat? Oyalama beni. İşim gücüm var. Yardımın lazım. Biri hakkında bilgiye ihtiyacım var. Bildiğim, tanıdığım biri ise ne hala? Daha ver. Limanda öldürülen adam. Safiye'nin ömrü hayatında bir doğru iş varsa, ha, o da giderken bana haber vermesidir. Hı. E tabii o da biliyor. Çoluk çocuğun başında benden daha iyi ehil duracak kimsenin olmadığını. Hala, ayıp oluyor misafirimizin yanında. Annemden konuşmayı bıraksak diyorum. Siz bana aldırmayın. Rahat rahat devam edin. Burası benim abimin konağı. Tabii rahat olacağım kızım. O nasıl laf? Sen de bana anneni kayırıp durma. Annem mahşer günü olsa kayırılacak kadın değil. Ha, Asif abimle aramızı açtığı yetmiyormuş gibi. Ah, nice nasiplerime de mani oldu. Gençliğim heder oldu elinde. Ya, ah, Allah'tan Züleyha'nın kısmeti bende de var ki... hala güzelliğimden zerre yitirmedim. Ay, bugün rüyamı da gördüm zaten. Aa, ne rüyası hala? Anlatsana. Ben çok iyi tabir ederim. Yok anam, yok. Sen annene çekmişsin. Ağzın pek ağza benzemiyor. Eksik tabir edersin şimdi, ne mi lazım? Aman neyse, bırak şimdi benim rüyamı da. Siz neye karar kıldınız? Bu Ferhat'la düğün tarihi belli oldu mu? Annem gelince inşallah. Ha, sen şu tüccar adamı söylüyorsun. Tüccar mıydı daha ver? Ben öyle biliyorum. Başka bildiğin var mı? Gemilerle mal getirip götürürdü. Birkaç kere de kendiyle alışveriş yapmışlığım var. O kadar. Adamın öldürüldüğü gece sen de limandaymışsın. Hadiseye şahit olmuşsun. Neden gelip bana haber vermedin? Senin ne alakan olur ki limandaki cinayetle? Ya sen alakamı karıştırma. Gözünün önünde bir adam öldürülüyor. Sen hiçbir şey yapmadan, hiç kimseye tek laf etmeden geçiştiriyorsun. Ne yapacaktım ya? Gözümün önünde biri öldü desem sen kalkar beni suçlardın. İyi de Sermet, böyle susmak, hiçbir şey olmadığı gibi davranmak neyin nesi? Madem suçsuzsun, madem seninle alakalı bir mevzu değil, çıkıp kadıya anlatsaydın her şeyi. Adamın yanında görmüşler seni. Mesele senin üzerine kalırsa ne yapacaksın? Tövbe aşağı. Benimle hiçbir alakası yok mevzunun. Ben sana anlatayım olup biteni. Anlat. Şimdi bu Ahmet var ya, nişanlısını arıyordu. Geldi benden yardım istedi. Tabii nişanlısının Dilruba olduğunu bildiğimiz yok.
Sen Nilüfer dedin, biz de Nilüfer bildik kızı. Her neyse, biz de Ahmet'le birlikte düştük davetin peşine. Gece limana gideceğini öğrendik. Vardık ondan önce limana. Ben limanda çalışanlara sorarken bir baktım Ahmet bulmuş daveri. Hararetli hararetli konuşuyorlardı. Ben yanlarına giderken bir baktım adam iki büklüm oldu. Sen yanlarında değil miydin? Yahu dedim ya, yanlarına gidiyordum. Ben yaklaşmadan Ahmet hızla adamın yanından kaçtı. Ne olduğunu anlamadım bile. Kaçtı mı? Evet. Birdenbire koş limandan uzaklaştı. Ben biraz bahçeye çıkacağım. Tamam Anna, ben de gelirim birazdan. Tamam. Tabii tabii. Bahçe senin evladım. Çık çıkabildiğin kadar. Gez gez. Nereden türedi bu kız? Ferhat'ın kardeşi dedim ya hala. Onu biliyoruz. Sorsan Kahya'nın da kardeşi vardır. O da mı bizim başımıza getirsin? Hala Kahya ile Ferhat bir mi Allah aşkına? Benim nazarımda bir. Hem ne yalan söyleyeyim. Senin bu Ferhat'la evlenmene gönlüm hiç razı değil. Hiç. Hala Allah korusun, o nasıl söz? Bu beslemeyi hep o Safiye şişirdi. Ferhat'ı anlat desen mesnevi yazar kadın. Ama Sermet'e gelince çıt yok. Neyse ki ben varım artık. Ben. Şimdi eve düzen gelecek. Ya. Ahmet kaçtıktan sonra adamın yanına geldim. Bir baktım bıçaklanmış zavallı. Hemen oradan uzaklaştım. Ya korktum başıma bir hal gelir diye. Ya Sermet, ne olursa olsun böyle bir mevzu saklanır mı? Saklanır elbet. Adı sana olan bir aileyiz biz. Dahası sen kardeşimsin. Yeniçerisin. Böyle bir vukuat üzerimize kalırsa halimiz ne olur? Bu yüzden ortalık biraz durulsun diye bekledim. Sonra da Ahmet'in Dilruba'nın nişanlısı olduğu ortaya çıktı. Sen şimdi daha bir Ahmet mi öldürdü diyorsun? Gözümle görmedim. Ama inkar da edemem. Artık her şeyi biliyorsun işte. Ah be Sermet, ah. Zamanında gelip söylemedin. Bütün bu olanları gelip bir bir anlatsam sen bana inanmazdın ki. Dilruba'ya olan zaafımı biliyorsun. Ahmet'i suçlamak için yapıyorsun derdin. Peki neden Ahmet'e katil bulunmuş dedin? Geçmiş gün kimden duydum hatırlamıyorum ama kulağıma öyle çalındı. Gözümle de görmedim ki birader adamı suçlayayım. Laf arasında katil bulunmuş dedim geçtim. İyi düşün. Zihnini yokla biraz. Kimden duydun katilin yakalandığını? Kahvede konuşuluyordu ama kimden duydum? Kimden duydum? Kim? Yok. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Neyse, ben dükkana gidiyorum. Bir sürü işim gücüm var. Hadi eyvallah. Hayırlı günler İhsan Efendi. Hoş geldiniz Şemsinur Kalfa. Nasılsınız? Nasıl olur? Bu çocukların derdinden ne ağzımın tadı kaldı ne huzurum. Alın benden de o kadar. Ahmet'i merak ettim. Dün pek endişelendim, geldi mi? Evet. Buraya kadar yürüdük. Takati kalmadı. Uyudu. Ne olmuş bu oğlana böyle? Sormayın. Sizden çıktım. Dükkanın önüne geldim. Bir de baktım benim oğlan iki büklüm kapının önünde. Çökmüş kalmış. Eli ayağı zangır zangır titriyor.
Meğer geceyi yağmur altında sokakta geçirmiş. Sonra da beni dinlemedi, mutfağa gitti, çalıştı. İki gündür perişan oldu. Eridi bitti çocuk. Çok ağır geldi Dilruba'nın yaptığı. Dilruba da çok üzgün İhsan Efendi. Bir an bunaldı tabii. İstemediği sözler sarf etti. Ama o da dünden beri perişan. Ne bir arada olabiliyorlar, ne ayrı kalabiliyorlar. Sabah buraya gelip Ahmet'i soracağımı söyleyince gözlerinin içi güldü. Neyse ki Ahmet bulunmuş. Dilruba başına bir şey gelmiş olmasından çok korkuyordu. Gideyim söyleyeyim de içi rahatlasın. Hay Allah, sizi de böyle kapının önünde beklettim. Kusura bakmayın. Geceden yorgunum. Mühim değil. Ben zaten Ahmet için geldim. Vaktiyle gideyim. Hem biliyorsunuz bugün Hırka-i Şerif ziyareti açılacak. Kızlarla oraya gideceğiz. Allah nasip ederse. Ancak giderim. Şimdiden Allah kabul etsin. Öyleyse sizi oyalamayayım. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Mehmet Efendi'nin dükkanı neredeydi? Buradan aşağı doğru git. Dipten sağa döneceksin, arka sokak. Sağ olasın. Oğlum, işin bitince şunları da doğruya. Tamam usta. Evlat, kırık pirinçleri de ayıtla. Tamam ustam. Kolay gelsin ustam. Sağ olasın hemen ustam. Evlat, tedbirli olmak süratli olmaktan daha mühimdir. Beri bak, üzülme. Daha dikkatli ol bana. Hadi, soğanları ver bakalım. Kolay gelsin ustam. Sağ ol ustam, hoş geldin. Ustam. Hayrola Nurullah, nedir bu telaşın? Ahmet çok hastaymış ustam. Tuttuğumuş işe gideceğim diye. İhsan usta da gelmesine müsaade etmemiş. Haberin olsun diye de birini yollamış. Hay Allah. Ne oldu bu çocuğa? Gidip bakayım mı ustam? Yok evladım. Sen dur, çok iş var burada. Mehmet. Buyur ustam. Evladım, sen baklava alayı için istediğimiz tepsilerle alakadar ol. Tamam ustam. Ah be evladım, kaç sefer dedim sana içine atma diye. Derdine dert katma diye. Mustafa, evladım. Buyur ustam. Evladım, git de Ahmet'e bir bak. Hastalanmış, gelemiyormuş. Tamam ustam. Şemsinur Kafa, ne oldu? Bir haber var mı? Dur kızım, ne bu telaş? Bir soluklanayım. Çarşıya uğradım. Ahmet dükkandaydı. Çok hasta olmuş. Buradan çıkınca bütün geceyi sokakta geçirmiş. O gece de mübarek yağdıkça yağdı. Çok mu hastaydı? Vallahi ben gittiğimde uyuyordu. Dükkana gelene kadar takati soluğu kesilmiş oğlanın. İhsan Efendi de çok üzgündü. Hep benim yüzümden. Dur canım, bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Üşütmüş besbelli. Tabii canım, İhsan Efendi ilaç yapmış. Daha iyi bugün dedi. Merak etme, iyileşir. Bedeni iyileşir tabii. Ama benim kırdığım kalbi nasıl iyileşir? E hadi, daha hazırlanmamışsınız. Vaktiyle ziyaretimizi yapıp gelelim. Çok sıcak. Bu bahçenin hali de hal değil. Buna da bir nizam lazım. Niye hala? Bahçenin nesi var ki? Hem sen uğraşma böyle işlerle. Kahya'mız var biliyorsun. Ne istiyorsan söyle, o halleder. Kahya dediğinde göresin. Kedi olsa fareyi hükümdar ilan eder. Oh, çok sıcak. Oh. Oh, çok sıcak. Oh. Abi, çarşı için geç kalmadın mı sen? Çarşının adetini de öğrenmiş. Bak bak. Bugün çarşıya geç giderim anne. Hırka-i Şerif ziyareti var. Aa, Hırka-i Şerif ziyaretine biz de gitsek ya. Ne ziyareti? Hırka-i Şerif ne ki?
Hırka-i Şerif, Peygamber Efendimizin mübarek hırkasıdır. Yavuz Sultan Selim Han Hicaz Seferi'ne çıkıp İslam halifesi olduktan sonra birçok mukaddes emaneti de beraberinde İstanbul'a getirdi. Emanetlerin başına hafızlar koydu ki hiç aralıksız Kur'an okunarak bu nimetin şükrü eda edilsin diye. Her Ramazan-ı Şerif'in 15'inde bu emanetler ziyarete açılır. Kadını, erkeği, genci yaşlısı o nebiye ait bir tek hatırayı görebilmek için akın eder. İçeri girdiği an bir koku sarar insanı. Daha önce hiç duymadığın bir kokudur bu. Anlarsın. Bir yetime yalnız olmadığını anlatır çünkü. Bir mazluma Allah ne güzel vekildir diye kol kanat gerer o koku. Hani hünkâr Muhibbi mahlasıyla demiş ya, umaram her bir adın ayrı şefaat eyleye. Ahmed-i Mahmud, Ebu'l Kasım, Muhammed Mustafa. İşte başka hiçbir şey diyemezsin. Her bir isminden ayrı ayrı şefaat dilersin ancak. O Şah-ı Resul'ün hatırasına yaklaştığın vakit. İçerisi bambaşka bir mekan. Allah hususi bir koku vermiş sanki. Evet öyle. Gülşah, ziyaretinizi yaptınız mı? Evet, çok şükür Dilruba. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sağ olun efendim. Halacığım, bu hanım Şemsinur Kalfa, harem kalfasıdır. Ben Ufunet. İsmim müstesna. Şehzade için. Hala ne yapıyorsun? Kendine gel. Olur derim. Neden olmasın? Allah şifa versin. Misafirliğe beklerim. İhmal etme lütfen. Gelirim inşallah. Hadi kızım, ziyarete geçelim biz. Hala. Sus. Şu an isyan eşindeyim. Şehzadem. Bırak. Buyur efendi. Sağ olasın. Ey gidey. Evine ayna diye as bu tepsileri. Büyük adamsınız usta. Buyur ağam. Eyvallah. Haşa. Ne haddimize büyük olmak. Elimizden geldiğince yaptık işte bir şeyler. Ustam. Buyur hakkını. Buyur usta. Allah bereket versin. Bereketini gör ustam. Tamam mıdır? Eksiği gediği yok değil mi? Tamamdır ağam. Her şey tamam. Hadi Allah işinizi rast etsin. Sağ olun. Pazar olun. Güle güle. Eyvallah. Eyvallah. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Çok şükür mahcup olmadan yetiştirdik. Eline sağlık Adil Usta. Al bakalım. Bu da senin hakkın. Ama Aziz Usta, burada fazla var. Fazla olur mu? Birlikte çalışıp birlikte kazanmadık mı? Kazandık kazanmasına da... Tamam işte. Uzun etme. Kazandığımız gibi bölüştük. Ben işi hileye döküp senin ekmeğine göz koydum. Rızkınla oynadım. Sense bana hakkımdan fazlasını verdin. Allah senden razı olsun. Estağfurullah. Hepimizden inşallah. Yahrucu minhümen lü'lü vel mercan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah, gönül kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir. Bense beni tertemiz bir aşkla seven Ahmet'in gönlünü perişan eyledim. Aşıkla en layık olanın emaneti önünde
sana yakarıyorum. Aşkın yüzü suyu hürmetine. Efendimiz yüzü suyu hürmetine. Ben düştüm. Sen beni doğrult. Ben çaresizim. Sen çaremi ver. Bana bir yol göster. Komşular, tamam. Acele edelim. İyice kalabalığa kalmadan gidelim. Tamam, hadi, tamam buyurun. Merak etmeyin. Aliş, buralar sana emanet. İhsan Usta, siz gidin, ben yetişirim size. Az işim var benim. Tamam, hadi buyurun. Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırdır? Hırkayı Şerif ziyaretine gidiyoruz komşu. Hadi sen de gel bizimle. Hep beraber mi? Evet. Bütün çarşı toplandık, gidiyoruz. Hadi buyurun. Ben daha dükkana uğramadım İhsan Efendi. Siz gidin. Bir bakayım arayan soran var mıdır? Yoksa bir mesele arkanızdan yetişirim. Tamam. Hadi oyalanmayalım o zaman. Gidelim biz. Hadi. Hülasa, sen gitmiyor musun? Yo, gideyim mi? E git. Ben sonra arkanızdan geleceğim. Sermet, Allah aşkına yine ne işler çeviriyorsun sen? E hadi Hülasa, adamlara yetiş, hadi. Hadi. Kısmet bugüneymiş. Anna, sen neler hissettin? Çok güzeldi. İyi ki gitmişim ziyarete. İyi, siz eve gidin şimdi o zaman. Erkekler için ziyaret vakti başlamış. Ben de bir gireyim hadi içeri. Hadi bakalım. Buyurun. Hadi sen de git. Abi, bu künye senin. Bunca sene sakladın ha. Neden bana veriyorsun? İçimden geldi. Artık sende durması daha doğru olur. Sağ ol anne. Tamam. Hadi oyalanma, sen de git. Selamünaleyküm. 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 Geç mi kaldık acaba? Yok yok, kadınlar hindi çıkıyor. İyice de sıcak bulduk. Hiç sormayın. Ne dersiniz? İçeri boşaldı mı acaba? Biz de gitsek mi? Öcük bekleyelim. Bekleyelim. İyice boşalsın içeri. Hanımlar çıktı. Hadi buyurun girelim ağalar. Hadi gidelim.
Olur olur. Hadi buyurun. Bismillah. Hala ne oldu sana, anlatmayacak mısın? Şemsinur Kalfa'yı gördüğünden beri bir garipsin yani. Hala. Halacığım. Dokunma! Dokunma bana! Ben odama çıkıyorum. Arkamdan Gülsü'yü falan gönder. Ne iftara ne de sahura çağırmayın. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın. Ne oldu anlamadım ki. Hâzihi cehennemülleti yükezzibu bihel mücrimûn. Yatûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân. Ferhat ağam. Hah, Selami. Ben içeri gireceğim. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Tamam ağam. Yeniçerilere haber ver. Ve limen hâfe mekâme rabbihi cenneten. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا Allah herkese nasip eder inşallah. Hayırlısı. Her gün bir kere görürsün. İnşallah. İnşallah. Çok iyi. Çok şükür. Allah kabul etsin. Hazırız abi. Gidelim. Darlandım Allah'ım. Nasibim gibi darlandım. Her şey rüyamdaki gibiydi halbuki. Kör olası harem kalfası. Kaderi mağlup davrandı. Ayağıma gelen kısmeti mani oldu. Ah ufunet ah! Ne çekilmez çilen varmış senin. Ne çekilmez çilen varmış senin. Hala iyi misin? Korkutuyorsun beni. Defol! Gidin başımdan! Gidin!
Ah Ufinet. Ah Ufinet. Kaderine bak Ufinet. Kaderine bak. İçim yanıyor. İçim yanıyor. İçim yanıyor. Ben Ahmet'e bir bakıp geleyim. Tamam İhsan efendim. Bu Ahmet'in hali hal değil. Aşk böyle perişan eder işte adamı. Allah yardım etsin. Amin. Ahmet gönül adamıdır. Böyle adamların gönlü kırılmaya görsün. Mum gibi eriyip giderler. Bu çocuğun hali ne olacak? Hadi bakalım. Çok pazar üzülüyor. Ola. Hadi hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Düzelir düzelir. Merak etme. Genç çocuktur. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Aleykümselam. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Durun. Ne yapıyorsunuz? Sen burada dursan iyi olur İhsan efendi. Ama baksanıza canım. Ya. Sakin ol İhsan efendi, sakin ol. İçeriği dağıtıyorlar. Yapmayın. Ne yapıyorsunuz evladım? He? Lütfen. Dükkanımı dağıtıyorlar baksana. Sakin ol. Sabırla bekleyelim. Hey. Ama... Buldum. İhsanoğlu Ahmet. Seni Cezmioğlu Daver'i öldürmek suçundan tevkif ediyorum. Ne demek bu?
Sakin. Ama... Sakin ol. Bir yanlış anlaşılma var. Bırakın oğlumu. Yürü. Çözülür. Oğlum. Götürmeyin oğlumu. Durun. Durun. Nereye götürüyorsunuz? Ahmet. Götürmeyin Ahmet'imi. Ahmet'imi nereye götürüyorsunuz? Sabırla durun. Bekleyelim. Tevekkülle bekleyelim. Ama... Sakin ol. Sakin Ahmet. Ol. Sakin. Ahmet, götürmeyin. Sabırla durun. Bekleyelim. Ahmet. Çözülür İhsan evladım. Efendi. Aman İhsan Efendi. İhsan Efendi. Tutun. Yardım edin arkadaşlar. Yardım edin. Gel şöyle. Gel. Gel otur. Otur şöyle. Ahmet. Ahmet'i. Ahmet'i götürüyorlar. Sakin. Sakin ol İhsan Efendi. Götürüyorlar Ahmet'i. Thank you.